Önce bir eczaneye uğrayıp ilaçlarını alalım. Oradan eve geçeriz. Ne yapacaklar babama? Abin için suç duyurusunda bulunacaklardır. Sanırım tutuklu yargılarlar. Babanı bırakırlar ama. Korkma artık. Kimsenin sana zarar vermesine, senin canını yakmasına izin vermeyeceğim. Sen de yat, dinlen artık. Bunca iyiliğine karşı olanlara ne diyeceğim bilmiyorum. Çok geç artık Sevda. Konuşmak için çok geç. Böyle bir belanın içinde olduğunu bilseydim, bugün bunlar yaşanmazdı. Ne yapar eder korurdum ben seni. Bilemedim. Her şeyi anlatsaydım beni eve almazdın. Nasıl benim adıma karar verebiliyorsun ki? Kim ister ki böyle şeylere bulaşmayı? Benim nasıl bir insan, nasıl bir adam olduğumu biliyor musun? Oldu bittiye getirilmekten hiç hoşlanmam mesela. Gizli saklıya tahammülüm yok. Gerçeği bilseydim tedbir alırdım. Ne yapar eder? Ben korurdum seni. Bir düşün. Bugün o kurşun koluna değil başka bir yerine gelse ölebilirdin. Farkındasın değil mi? Hem ben sana o bebeğe yaklaşma demedim mi? Hiçbir sözümü dinlemiyorsun. Başına buyruk davranıyorsun. Sadece kendinin değil, herkesin hayatını tehlikeye atıyorsun. O yüzden çok geç artık Sevda. Bunları konuşmak için çok geç. Huzur hiç mi bulmayacak bize? Umudum. Hep seni buldum derken kaybediyorum. Yanında, yakında olayım derken... ...kadersizliğimi de getirdim. Güzel oğlum. Arkamda dolanan Azrail'i kandıramayacağım. Canımı almadan rahat etmeyecekler. Bağrıma basıp... Yanımda götürsem seni, kaderime ortak olacaksın. Bırakıp gitsem zaten ölürüm. Allah'ım. Neden hep buldurup buldurup kaybettiriyorsun? Neden bir kere de vurup öldürmüyorsun da... iki taşın arasında eziyorsun kalbimi? Benim vazifem sadece pişirip kurtarmak, silip süpürmek değil ki. Senin hayrını da düşünmek. Ondan diyorum kızın yeri bizim yanımız değil diye. Sade kendine etse neyse. O masuma da sebep olacaktı. Verilmiş sadakası varmış kuzumun. Çok şükür ucuz atlattık. Şimdilik. Sen kendin demiyor muydun kan davasıymış diye? O kan akmadan bitmez. Cahillik gibi baki kalır. Aldılar abisini içeri. Ne fayda? Geride kalanları salarlar üstüne. Korkacaklar mı zannettin? Hem kız da farkında zaten bir kurtuluşu olmadığını. Yani abla? Yanisi... Bana kalırsa yanına para ver. Nerede istiyorsa orada baksın başın çaresine. Düşene de bir tekme biz atalım diyorsun öyle mi?
Biz mi düşürdük? Bilakis insanlık ettik ama bu iş bizi aşar. Yarın öbür gün bir köy dolusu adamından kapına dayanırsa... Elimden geldiğince korurum ben onu abla. Yine de namerde teslim etmem. Hem bana yakışmaz. Bir kere inandı, güvendi bana. Evimi açtım ben ona. Bu kapıdan çıktığında öldürüleceğini bile bile gönderirsem... benim o adamlardan ne eksiğim kalır abla? Ya sen bunun günahıyla yaşayabilir misin? Ha? Vicdanın susar mı? Daha bu sabah demiyor muydun o bana Havva'mın emaneti diye? Evet dedim. Dedim o bebek bana Havva'mdan emanet. Benim de ilk koruyacağım, gözleyeceğim benden olanlar. Benimse görevim abla, bu evde kim yaşıyorsa, sen dahil, Yiğit dahil, Sevda dahil, bebek dahil, herkesi korumak. Yine benim adıma kararını vermişsin. Toplanmış gidiyorum diye çıkıyorsun karşıma. Ben sandım ki... Sanma Sevda. Sanma artık. Sanmak yerine gel konuş. Herkes yerine karar vereceğine düşündüklerini anlat bana. Ben kim, karar vermek kim? Benim tek yaptığım kaçmak, saklanmak. Bir kere karar verdim, o da hayatıma mal oldu işte. Oysaki tek kabahatim sevmekti. Sadece sevmek. Onu adam sandım. Olur sandım. Bildiğim tek erkek babamla abilerimdi. Mümtaz onlardan daha farklı olur diye düşündüm. Oldu da. Onlardan daha da güvenilmez çıktı. Nikahını aldığı gün beni bırakıp gitti abimin başında. Sen de o yüzden bütün erkeklere aynı sanıyorsun. Herkes senin canını yakacak. Senin güvenini sarsacak. Arkalarına bakmadan gidecekler. Ha? Evet. İnsan babasına, abisine, kocasına güvenemezse başkalarına nasıl inansın? Ama sen başkaymışsın. Hiç kimse beni sen gibi sahiplenmedi, korumadı. İşte o yüzden gidiyorum. Sana haksızlık etmemek için. Baksana bana gösterdiğin merhamet maraz oldu. Başına dolandı resmen. Sana kızmadım desem yalan olur. Kızdım. Ama gitmene izin veremem Sevda. Hele bu yaşanan olaylardan sonra asla olmaz. Ben burada kalamam. Sultan abla doğru dedi. Sana huzur vermezler. Biri tutuklansa kaç yazar? Babam yarın öteki abimi alır, yine kapına dayanır. Bu yürek korkusuyla yaşanır mı? Sen yaşıyorsun. Benim kaderim bu. Bizi buluşturan da aynı kader. Senden tek bir şey istiyorum. Lütfen benimle konuş. Konuş. Benden bir şey saklama. Bildiğin her şeyi anlat. Anlat ki sana yardım edebileyim. Bir daha da ben git demeden gitme. Tamam mı? Sen gördüğüm en yürekli adamsın. Acıkmışsındır. Sabahtan beri bir şey yemedin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.